Gişeler konusuna bir e, soracağım size. Köprüler, yollar. Yılbaşı gecesi bir e, aksama yaşanıyor gişelerden birinde. Onun e, videosu mu var arkadaşlar elimizde? Resmi bir gösterelim, bir videosunu da verelim, bir hatırlatalım. Sayın Bakan'ın orada müdahalesi de var. Bu e, fiyatlarda bir düzenleme yapılıyor ve o sırada orada vatandaşlar bekliyorlar. Daha sonra da e, size bu şikayetleri ulaştı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bu, bu olacak iş değil bu iş. Yani biz bunu öğrendiğimizde zaten feveran ettik zaten. Bu böyle bir şey olamaz zaten. Bakın bu kadar yatırımlar yapıyorsunuz. Bu kadar mesai harcıyorsunuz, para harcıyorsunuz. Ondan sonra biz vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak için buradayız. Vatandaşımıza konfor sunmak için buradayız. Siz gidiyorsunuz, gişelerde ben para alacağım veya fiyat ayarlaması yapacağım diye yok hemşerim dur bakayım bekle biraz. Tamam bak. gelsin sonra geç diyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir çıldırdık zaten bunu duyunca zaten. Hemen müdahale ettik. O gün o mağduriyeti yaşananların hepsine paralarını sırf aradaki farkı değil kullandıkları otoyol ücretinin tamamını iade tamam. ettirdik. Ve de çok ciddi bir para cezası da işletmeciye kestik. Bu bir daha hesabı hesabı da soruldu bunun. Bundan sonra olması mümkün değildir. Ve de anında hiç bunun mazereti yok, bunu konuşacak bir şey yok. Ondan sonra bütün vatandaşlarımızı birebir arattırdık, özür diledik. Ve de bunlar haber olan bütün siteleri de bu yanlışlığın nereden kaynaklandı ve yaptığımız işlemi de hepsine ulaştırdık. Böyle bir şey kesinlikle olamaz. Olmasına da müdahale ederiz ve de en ağır cezasını da veririz. Firmaya diye. ceza kesildi. Firmaya çok ciddi bir ceza kesildi. Ayrıyetten üstüne de kullanılan bu ödenen paraların hepsi de iade edildi. Yani sırf e, köprü parası değil, aradaki fark da değil. Kullandıkları bütün e, yol ücretlerinin hepsi tamamı iade edildi. İade edildi. Ee, köprülerle ilgili sormak istiyorum. Mesela Yavuz Sultan Selim Köprüsü yanılmıyorsam 2016 gibi bitti değil mi? 2016-2017 gibi bitti. 4-5 yıl oldu evet. Ee, bu e, yap işlet devlet modeliyle yapılıyor. Vatandaş diyor ki ya buralara çok fazla paralar gitti. Bunlar kendilerine e, karşılamıyor. Devlet bunları sürekli parasını ödüyor diye. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde durum nedir Sayın Bakan? Bakın yapıştırma devlet projelerini biz niye yaptık? Belki oradan gelmek tamam. lazım çünkü. Vaktimiz var, ya evet. şey <laughs> Bakın 2002 yılında AK Parti iktidara geldi. Tamamen çok eksik bir ulaştırma altyapısı vardı. Hı hı. Yani 6000 kilometrelik bir bölünmüş yol ama tamamen güvenli olmayan, kalitesiz yollar vardı. Bizim çok kısa sürede bu yatırımları yapıp, yani bugün 28.500 kilometri bölünmüş yola ulaşmamız gerekiyordu. Yine aynı şekilde hava yollarında, yani 2002 yıl öncesi gökyüzünde bir cisim gibiydi evet. uçak. Yani ben de dahil olmak üzere. Çok lüks bir şeydi e, Çok uçak. lüks bir şeydi. Kimse bilinecek bir şey değildi. Ama tabii ki bu hava, hava yolu yatırımını da bir taraftan yapmamız gerekiyordu. Tabii demir yollarında büyük eksiklikler vardı. Ona da bir bütçe ayırmamız gerekiyordu. Ama acil olarak karayolu yatırımı yapmamız gerekiyordu bizim. Hı hı. Ama bizim bütçemiz belli. Bu kadar kısa zamanda bu kadar işi yapmamız mümkün değil. Yani özet olarak anlatmam gerekirse. Bakın bizim ihtiyacımız bu. Yeşil. Yeşil. Ama paramız bu kadar. Bu aradaki farkı benim farklı finans modelleri üretip benim geliştirmem gerekiyor ki bu altyapı açığını kısa sürede benim kapatmam Para gerekiyor. Para yok yol yapmam diyemezsiniz. Evet, diyemezsiniz. Çünkü benim hem bu yoğunluğun nüfusun yoğun olduğu ve hareketliliğin çok olduğu bölgelerde de bu büyük bütçeli projeleri yapmam lazım. Anadolu'da da daha nüfusun az olduğu bölgeleri de bu hizmeti aynı anda götürmem Hı -hı. gerekir. Ama ben Kuzey Marmara Otoyolu'na bütçemi ayırırsam benim Anadolu'daki yüzlerce projemi yapmamam gerekiyor. Çünkü 8 milyar dolarlık bir projedir Kuzey Marmara Otu Yolu. Üzerinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de hmm. olduğu, Kınalı'dan Akgeze'ye kadar giden 400 kilometrelik bir yoldur. Benim 7 milyar doları bütçemden ne kadar zamanda buraya ayıracağım ve projeyi ne kadar zamanda bitireceğim. Onun için yapıştık devlet projeleri yani fizibilitesi uygun olan projelerde, çok kısa sürede finans problemi olmadığı için çok kısa sürede biten projelerdir bunlar. Bakın Marmara, şey, Kuzey Marmara otoyolu gibi 8 milyar dolarlık bir proje 3 yıl 4 yılda yani kesim kesimdir hmm. onlar 7 kesim olarak tamamlanmıştır. Bitip hayata ekonomiye kazandırılan projeler bunlar. O yüzden bu bir gereklikten dolayı yapıştı devlet finans modelleri doğmuştur. Kamu özel işbirlikleriyle birlikte 8 milyar dolarlık bir proje yapıp ülkenin hizmetine verdik. E burada bunun bir 8 milyar dolarında bir yapım maliyeti var. Bu yapım maliyeti tamamen bakanlığımızdaki uzmanlar tarafından profesyonel arkadaşlarımız tarafından hazırlanmış bir maliyettir. Bu maliyet cetvelileri zaten ...keşif metrajları bellidir. Bunlar hazırlanırlar, bir ihaleye çıkılır. Bu ihalenin şartlarında da... ...bu işi yapabilecek kabiliyette olan... ...firmalar gelip buraya teklif atarlar. Bu projelerin hepsi... ...tamamen açık projelerdir. Bu ihaleleri yapabilecek kabiliyette olan... ...bütün firmalar girip buraya tekliflerini verirler. Biz de devlet olarak... ...kamu açısından en uygun teklif ise ...onu seçeriz ve bir sözleşme yaparız. E bu sözleşmelerde tabii ki... yani Firma uluslararası bir yatırımcı kuruluştan yatırım kuruluşundan gelip bu finansı bulup bu ülkeye getiriyor. E, bu finansın da belli bir süre içerisinde geriye dönmesi lazım. Burada verilen garanti araç... E... Yani yurt dışından bunun tabii. kaynağını sağlıyor. Tabii o zaman kaymayalım. yurt dışının da bunu tabii. mantıklı, uygulanabilir, tabii. bulması gerekiyor. Tabii, Kredi tabii. verecek. En aynen. iyi de onlar takip ederler. Aynen, aynen öyle. Bu finans kuruluşları oturuyorlar, bir hesap kitap yapıyorlar. Yandaşı oh. şuyu buyu demezler hep ya, öyle konuşuluyor ya, ya bu fize bulma Öyle bir ya. şey yok. O da bir uydurma ve algı çalışmasıdır. Bu arası. da bir eleştiri arası. olarak Bir geliyor. algı çalışmasıdır. Ona da geleceğim. Bu da bu işletme süresi içerisinde bu finansın yani bu yatırım finansının geri dönüşü için bu garanti verilen araç sürelerinin bir gelir modeli var. Bu gelir modelinde geçiş araç üzerinden aldığınız ücretler var. Hı hı. Bunu tamamlarsanız tamamı geliyorsa devlet ona hiçbir katkı yapmaz. Ama Tabii o verilen garanti araç süreleri, yani o finans modelinin geriye verilen araç sayıları karşılanmadığı zaman üzerinde devlet karşılıyor. Evet, Şu anda da bizim karayollarında böyle destek veriyoruz, destek vermek zorundayız. Çünkü Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün olduğu bölüm, 2027'de işletmecinin süresi bitiyor. Bitince gidecek, burası tamamen devletin olacak. 2027'de o yol devletin olacak. O devletin olacak, olacak o yol. En sonunda geleceğim o Hı -hı. devleti devrettikten sonra ne oluyor diye tamam, o, model o model de var bizde. O model de var bizde. Tabii ki şu anda %40'larda 50'lerdeyiz biz. Hı -hı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yaklaşık 65 bin araç geçiyor günlük. E, 130 bin araçtır oranın verilen garantisi ama bu dediğim verilen araç garanti o yapım maliyetiyle ilgili bir süreç. Onları bir belli süre bir süre, süre. süre 2027'ye e, kadar. 2027'ye kadar yani ben bunu e, 2027'ye kadar aradaki farkı arayacağım. Bir de ayrıca hiç gözden kaçırılan bir konu vardır. Buraların çok ciddi işletme maliyetleri var. Biz bunu karayollarımızın kendi işlettiği yollarda mesela yaşıyoruz. Ee, mesela yani işletme maliyeti de şirkete tabii işletme maliyeti de tamam şirkete aittir mesela. Bin kişi çalışıyor Kuzey Marmara Otulu'nda. Bunların maaşları var. E, yolların bakımı var. Elektrik giderleri, su giderleri hepsi bu işletmeci tarafından karşılığını. Ona da devlet hiç karışmıyor. Sonucunda biz 6 ayda bir bunlarla mahsuplaşıyoruz bunlarda. 2027'den sonra da zaten bizim fizibiliteler de zaten bu işletmelerin ilk yılları olduğu için bu garantileri zaten fizik bu şekilde gözüküyor. İşletme ortalama bir işletme aldığınızda zaten bunlar karşılayacaktır kendini. Aynı Osman Gazi Köprüsü'nde olduğu gibi. Yaz döneminde mesela garantinin çok üzerindeydi mesela. Ama bu dönemlerde yolculuklar düşüyor. Bir de bizim en büyük sıkıntımız... Bu 2020'de hiçbir dünyanın tahmin etmediği bir COVID-19 salgın evet, süreci başladı. İki yıl bütün dünya piyasaları kapandı, e, ulaşım e, durdu, tedarik e, yani. zinciri. Bütün dünyada sistemleri kapattılar, şantiyeleri, evleri kapandı herkes. Biz tedbirlerimizi aldık, daha fazla yatırım yaptık 2020'de. O da bir Türk vatandaşının, Türk milletinin vatandaşının devleti olan güveni sayesinde oldu bunlar. yani. Benim pandemiyle ilgili bazı eleştirilerim oluyor ama pandemi sürecini en iyi yöneten ülkelerden birisi Türkiye. Tamamen. Bunun hakkını herkes hiç hiç tartışmasız zorunda. yani biz 2019 yılının %50 daha fazla yatırımını yaptık 2020'de. Bunu da mutlaka altını çizmek gerekiyor. Diğer köprülerde Sayın Bakan Osman Gazi Köprüsü kullanıyoruz mesela Bodrum'a İzmir'e giderken Hı -hı. o yolu çok kısalttı. Oradaki durum nedir Osman Gazi Köprüsü'nde? Bir de onu sorayım size. Kartonetleriniz bayağı çok oradan bulabiliyorsunuz. Valla bravo. Yani şey, Avrasya tünelinin mesela tabii onu 1.250 milyar dolardır Avrasya tünelinin maliyeti. Bakın biteli 4 yıl oldu. 4 yılda Türkiye 8 milyar TL'lik bir tasarruf sağlamıştır. 4 yılda 4 ile bu da nereden sağlamıştır? Yakıttan, evet. zamandan ve egzoz emisyonunun azalmasından. 4 dakikada geçiyoruz kardeşim. 4 karşı. dakikada geçiyorsunuz. Düşünün ya saatte yani Bir, de, bir şey. de olmadığını düşünün. Boğaz Köprüsü'nün 2 saatte geçiyorsan 4 saatte geçecektin. Bunun karşılığı budur yani. O oradaki harcadığınız zaman zamanın da bir maliyeti var. E harcadığınız yakıt eğer bu egzoz emisyonu bakın devlet bunu yapsaydı 1.250 milyar dolarlık parayı cebinden harcayacaktı. Üstüne de her yıl 500 milyon TL işletme parası harcayacaktı. İşletme masrafı harcayacaktı. 2 milyara yakın bir Evet. Bu. Ben e, biz geçen sene 400 milyon katkı verdik e, bu garanti sayısını sağlamadığı için. Eksik kaldı geçişler devlet 400 milyon 400. Verdik. Ama bakın eğer devlet bunu yapsaydı 1 milyar 1.250 milyar dolar para harcayacaktı. Bir de 5 yıllık 5 yıllık 500 milyon da para harcayacaktı. Ben işletme masrafının daha altında para katkı yaptım firmaya mesela. E bu da 2025 yıllık süreci var bunun. Bu da bitince 60 bin üstüne geçti. 68 bindir orada garanti mesela. Önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde 68 bin bulacaktır. Bir de 68 bini geçtikten sonra devlet gelen gelirin %30'unu kendisine alacak. Onu böyle. alıyorsunuz. Bir de gelir 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 gelecek. Avrasya Tüneli bir, yani bize. karşıladı neredeyse ve artıyı daha fazla Tabii ki kar çok ettiriyor. feasible, çok başarılı bir projedir Avrasya Tüneli. Yani projeye bakıyorsun yapıyorsunuz belli bir süre sonra da devlet hem cebinizden para çıkmıyor hem de gelir getiren bir proje haline dönüyor Avrasya Tüneli. Bakın burada da Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapış devlet kamu özel işbirliğiyle yapılmıştır. Onun yanında Kömürhan Köprüsü de devletin bütçesinden yapılmıştır. Yani fizibilitesi uygun projelerde biz e, genel bütçeyi de kullanıyoruz. E, kamu özel işbirliği birliği e, finansman modelini de kullanıyoruz. Bizim yaptığımız projelerin %80'i genel bütçeden yapılmaktadır. %20'lik kısmını biz sadece 38 projede yapıştırdık devlet olarak. Kamu ama üzerisiyle. biz %20'yi konuşuyoruz. Ee, o %20'yi konuşuyoruz ama zaten yolculukların çoğu da orada devam evet, ediyor zaten. Şey. Tabii bu da en son geleceğim. Bunların toplam tamam. faydalarına da geleceğim. Ee, Marmaray var galiba. tabi Osman, Osman Gazi. Gazi Köprüsü. Yine bakın, Tek tek yıllık, hepsini söylüyoruz Sayın Bakan'a. Yıllık 3 milyar TL'lik tasarruf var. Bakın Osman Gazi Köprüsü'nün içinde bulunduğu, İstanbul İzmir otoyolu yapılmasaydı eski yoldaki yolculuk süresi 8,5 buçuk yani yolculuk süreleri 14 saatlere çıkacaktı. Çünkü yeni yolla birlikte yol 100 kilometre kısaldı ve 3,5 saate düştü İstanbul İzmir otoyolu. Evet. Bakın bundan sonra, bundan dolayı eski yolda cazibesini kazandı. Eski yolun da kullanıcısı var artık yani. Nostalji yapmak isteyenler Tabii, oradan gidiyorlar. Hem nostalji hem de ki oradaki yerleşim yerlerini uğramak isteyenler onların da yolu rahatladı. Akser'de köfte sen hesap yapıyorsun. O oradaki yolda rahatladı çünkü. Oradaki yol da konforuna kavuştu ve de hızlı gitmek isteyen, direkt gitmek isteyen 3.5 saatte İstanbul'dan İzmir'e gidiyor. Böyle bir konforu yaşatıyorsunuz ama o da e, 6.7 milyar dolarlık bir projedir. E, İstanbul İzmir otoyolu üzerinde de Yavuz Sultan e, Osman Gazi Osman Gazi, -Gazi Köprüsü var. vardır. Bakın hem yıllık 3 milyar TL'lik bir tasarruf sağlıyorsunuz. Bir de bu, bu yol sayesinde Yalova'da, Bilecik'te, Bursa'daki, sanayideki, üretimdeki, tarımdaki, turizmdeki gelişmeleri bir incelediğinizde muazzam artış tabii var. Tabii üşenmiyorsunuz. Gözünüz tabii. yiyor artık. 3 saat İzmir. Şuradan atlayıp e gidebiliyorsunuz. Tabii ki ya Bursa'ya gidip İskender Yeme'ye gidiyorsun tabii. mesela. E, Yalova'daki, Bilecik'teki, Bursa'daki sanayilere her gün Kartal, Pendik, Tuzla'dan binlerce servis aracı gidip işçi personel taşıyorlar. Bakın istihdam sağlıyor size bu yollar. Bu yollar sayesinde sanayi gelişiyor, üretim gelişiyor, tarım gelişiyor. Çünkü hem lojistik zamanınız kısalıyor, lojistik maliyetleriniz hı hı. kısalıyor. O yüzden tercih ediyor. Yani bütün bakın bir de güzel bir şey söylüyoruz biz. Ulaştırma altyapı projeleri bir akarsu gibidir. Gittiği yerlere hareketlilik getirir, canlılık Hayat getirir, getiriyor. bereket getirir. üretim artırır, istihdamı, ekonomiyi, turizmi artırır. O yüzden bir yere ne kadar kolay Kısa ve konforlu ve güvenli ulaşıyorsan o yolda, o bölgedeki gelişimi çok kolay hissediyorsunuz. Bağlar yaratıyor tabii bölgede, değil mi? Çok kolay hissediyorsunuz, yani. çok kolay hissediyorsunuz. Tabii en önemli projelerden bir tanesi Çanakkale Köprüsü. Evet. Günler sayılar kaldı artık, yani günler kaldı Çanakkale Köprüsü için. İnşallah 15 Şubat'tan sonraki bir günde projeyi bitireceğiz inşallah. Çanakkale Köprüsü, evet. Onlara gelelim Mega projelerde. Bir de bu Boğaz Köprüsünü soracağım size Fazıl Sultan Köprüsü'nde. Son dönemde bir fiyat ayarlaması var. Evet. Daha önceden geçer geçtiğimizde bir ödeme yapıyorduk. Şimdi dönüşte de ödeme yapıyoruz. Yanlış anlamıyoruz, değil mi? Evet, evet tamam, öyle. Evet, bunu buna da yönelik eleştiriler var. Taksicilerden çok duyuyorum. Ne diyorsunuz bu konuda? Ya bazı alışkanlıklar değişince ilk uygularken biraz zorluk çekiyoruz ama. Sonuçta tek yön ücret alınıyordu, öbür yönden ücret alınmıyordu. Evet. Biz e, tek yön alınan ücreti ikiye böldük. Sonuçta yarım ücret giderken alıyorsunuz, yarısında da görüşte veriyorsunuz yani. Diyorsunuz. O öyle bir değişim oldu. Yani vatandaş için bir şey fark etmedi. Girişte de ödüyor ama e, eski ücretin yarısını ödüyor. E, mesela Avustralya tünelinde sistem böyleydi. Diğer köprülerde farklıydı. O modeli değiştirdik ama ücreti ikiye böldük. Yani tek yön alınan ücreti iki yöne çevirince ücreti de ikiye böldük. O yüzden vatandaş açısından değişen bir şey olmadı. Taksiciler için bir düzenleme gelirim. Onlar çok yakınıyorlar Biz sürekli geliyoruz, geçiyoruz. diye yok, Çünkü değişen bir şey olmadı. Şey ücreti ikiye böldük yani sonuçta. İşte Onlara da özel yok. bir şey çıkmıyor buradan. Vatandaşla aynıyız. Vatandaşla business. aynı. O da zaten müşteriden alıyor zaten ücreti.